Göz kızarıklığıyla devam edelim. Nedir? Nasıl oluşur? Nedenleri nedir göz kızarıklıkları? Evet, göz kızarıklığı genellikle mevsimsel olursa bunun sebebi polen alerjisidir. Fındıklar çiçek açmaya başladığı zaman 10 Şubat'ta çiçekli açmaya başladılar. Onların böyle sallanan kedicik denen çiçek şey var. 2 milyon, 3 milyon bir kedicikte polen olur. Düşünün bir ağaçta kaç milyon polen yayılır etrafa. Bu polenler fındık ağacından sonra huş ağacı ortaya çıkar. Huş ağacının poleni. Huş ağacından sonra önümüzdeki günlerde Kanada kavağı. Kanada kavağı yarım ton büyüklüğüne göre ağacı. Bir ton, yarım ton çevreye polen yayar. Onun olduğu yerden gidemez. O kadar çok polen. Birçok ülkede Kanada kavağı yaymış olduğu polen nedeniyle yasaklandı. Alerji tetiklediği için birçok ülkede yasak. Ekemezsin, kavak ekemezsin, Kanada kavağı. Yani birçok yerde de ekiliyor. Yani kereste için. Fakat onun yaymış olduğu polen hiçbir ağaçta yok. Tonlarca yayıyor. Kanada kavağı ekileceğini meyve ağacı ekilmesi gerekir aslında. Meyve ağacı. Şimdi mesela Türkiye'de belediyelere bakıyorsunuz, birçok belediye yollara zakkum ağacı ekiyor. Ya çocukları bu zehirler niye zakkum ekiyorsun ki? Mesela anne baba çocuğuyla geziyor. Çocuk hadi dikkat etmediler. Saniyelik kayboldu gözden. Gitti bir zakkum ağacının çiçeğini kopardı yedi diyelim. Veya yaprağını yedi. Anne baba fark etmedi. Ölür. Zakkum ağacı ekiyor belediyeler. Ne dertlerini anlamadım. Yani bu çok tehlikeli. Zeytin ağacı ek, incir ağacı ek, elma ağacı ek, dut ağacı. Meyve veren ağaç ek ki ekolojiyi koru. O mesela börtü böcekler canlansın. Çevremizde cıvıl cıvıl kuşlar ötsün değil mi? Yani kuş ötmüyor, kuş yok çevrede. Neden yok? Ne yiyecek bu kuş, değil mi? Bizim gibi elma, armut yiyecek hali yok, ekmek yiyecek hali yok. Kuşlar da böceklerle besleniyor. Böcek yok. Neden yok? Böcekler neyle besleniyor? Mikroorganizmayla besleniyor. Meyve yok. Meyve yoksa hayat yok. Meyve veren eskiden Osmanlı her tarafa meyveli ağacı ekermiş Osmanlı zamanında. Yani bunu kuşlar istifade etsin, hayvanlar istifade etsin, insanlar istifade etsin diye. Günümüzde İstanbul Belediyesi'nin güzel çalışması var. Yeni yeni böyle meyve ağaçları ekiyorlar. Ama diğer belediyeleri bilmiyorum yani nasıl çalışıyorlar. Bazıları zakkum ağacı ekiyor milleti zehirlemek için. Yani bu da öyle kötü bir alışkanlık. Bundan vazgeçmek lazım. Öyle rastgele kavak, Kanada kavağı, alerji tetikler. Çok çok tehlikeli. Birçok ülkede yasak. Polen alerjisinin bitkisel çözümü nedir? Tam da mevsimle denk gelmişken. Ha, şimdi polen alerji tetikliyor. Vücudun histamin kortizon dengesini bozuyor. Polen, çiçek poleni. Sebebi şu. Normal olarak böbrek üstü bezeleri kortizon salgılar. Mast senin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. Vücudumuzda bir histamin kortizon dengesi var. Bu denge bozuluyor. Neden bozuluyor? Bozulmasının sebebi kişinin bağırsaklarında mantar varsa mantarlar toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Zehirli gazlar, zehirli alkoller bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor. Yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak artık yeterli ve kaliteli enzim salgılamıyor. İnce bağırsak çok özel bir enzim salgılar. Diaminooksidaz. Bu enzim ne işe yarıyor? Bu enzim histamini minimum seviyede tutuyor. Böylece alerji olayı olmaz, cilt hastalığı olmaz, kaplama rahatsızlığı olmaz vesaire vesaire. Fakat kişinin bağırsaklarında mantar varsa ki mantar bütün hastalıkların %95'ini tetikler. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, özellikle zehirli gazlar, zehirli alkoller bünyemizin histamin kortizon dengesini bozuyor. Bir, mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar asidoza sebep oluyor. Asidoz kalsiyum yetersizliğine sebep oluyor. Kalsiyum yetersizliği, kalsiyum kaçağı obeziteye sebep olur, karaciğer yağlanmasına sebep olur, şeker hastalığına sebep olur, tansiyona, kolesterola. Kim söylüyor bunu?
Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil kimdir? New York'ta Harvard Üniversitesi Genetik Bilimler ve Kompleks Hastalıklar Anabilimi Dalı Başkanı. Hastalıkların sebebinin kalsiyum kaçağından kaynaklandığını belgeledi. Kalsiyum kaçağı neden olur? Asidoz olursa asit kalsiyumu emiyor, kalsiyum kaçağı ortaya çıkıyor. Kalsiyum yetersizliği ortaya çıkıyor. Bu da bütün hastalıkları tetikliyor. Asidozu ne tetikler? Aşırı et, peynir, yumurta. Özellikle şu tehlikeli yumurtadan kurtulmamız gerekir. Köy yumurtası da kalmadı. Ne yapacağız? Bilmiyoruz. İnşallah bir çözüm üretirler. Et, peynir, yumurta asidoza sebep olur. Karbonhidratlı besinler aslında asidoza sebep olmaz. Fakat bağırsağında mantar varsa kişinin mantar yemiş olduğumuz karbonhidratlı besinleri zehirli gazlar, zehirli alkollere dönüştürüyor. Bu alkolü karaciğer aside dönüştürüyor. Zararsız hale getirmek için. Aslında bağırsağında kişinin mantar olmazsa asidoz olmaz. Fakat mantar ne yapıyor? Şeker, glikoz içeren her şeyi toksik maddeye dönüştürüyor. Alkole. Karaciğerde bu alkolü hemen asidoza dönüştürüyor. Asidoz da alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, kalp damar rahatsızları, obezite, şeker, tansiyon, kolesterol tetikliyor. Evet, programımızın bütün bu hastalıklardan yani kurtulmak için evet, bir iksir, iki aloe vera jel. İksir, aloe vera jel artı hastalığa uygun bitkisel ürünler.